Seyyah olup şu alemi gezerim. Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Gün akşam oldu. Kendi efkarım yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Kendi efkarımla yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Gelenden geçenden haberin aldım, haberin aldım. Mecnun olup şallar yar yar giyip dolandım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Mecnun olup şallar yar yar giyip dolandım. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Ateş Böceği'nden herkese günaydın efendim. Yepyeni bir günden, yepyeni bir aydan efendim. Bugün 5 Mart 2019 Salı günden herkese bir kez daha günaydın diyoruz efendim. Ekranların karşısında bizi izleyen herkese bir kez daha kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Lefke'den Karpaz'a, Girne'den Lefkoşa'ya, yurdun her tarafından kimin evine ulaşıyorsak bir kez daha günaydın. Tabii ki Kıbrıs FM 103.4 Kıbrıs FM'de bizi dinleyen herkese bir kez daha kolay gelsin diyoruz. Arabada, yolda, evde, neredeyseniz herkese kolay gelsin diyor, diyoruz. Efendim konuşacağım da bugün ya. Evet efendim, bugün Ateş Böceği'nde neler var? Bugün masaya yatıracağız, magazinde neler var? Neler konuşuluyor? Hafta sonu Kıbrıs'ta neler oldu? Ne yaşandı? Hep birlikte bunları göreceğiz. Efendim az önce de izledik sevgili Ferhat Köçer'in Kıbrıs'ta 5 klip birden çekmiş efendim. Gerçekten Kıbrıs'ın tanıtımı için çok güzel bir olay. Bir Ferhat Köçer'i bir kez daha tebrik ediyorum. Az önce de şarkısını çaldık. Diğer klip de ardı ardına gelecek. Kıbrıs'ın 5 bölgesinde Girne, Mausa, Karmi, Balabay, Sentralyum galerilerinde klip çekti. Bunu bir günde başardı. Sevgili Ferhat Köçer'i kutluyorum konuyla ilgili ve önümüzdeki hafta aylarda da Lefke'de klip çekmek istediğini belirtti. Kıbrıs'ın tanıtımına çok büyük bir katkısı oluyor. Umarım Turizm Bakanı buradan sesimizi duyar ve bu tür sanatçılara, Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına yardımcı olan sanatçılara destek olur diyoruz. Evet, Kıbrıs kardeşler bugün
neler var? Biliyorsunuz kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Cuma günü. Cuma günü burada kadınlarla ilgili her şeyi konuşacağız. Ama kadınlara özel, geçen defa dediğim gibi hediyeler, hediye hamurları var. Buradan canlı yayından bağlanacaksınız. Kadın, sizin için en önemli kadın kimdir diye söyleyeceksiniz. Hediyeleri kapatacaksınız. Çok güzel hediyelerim var. Cuma günü ekran karşısında olun diyorum. Evet, bu arada tabii ki Kıbrıs Karitesi'nin her ay çıkardığımız, yaklaşık 7 yıl geride kaldı. 7 yıldır her ay çıkarttığımız Nasıl Harcanmak'ı yarın piyasaya çıkacak. Tabii ki Nasıl Harcanmak'ın da neler var? Kadınlar Günü dolayısıyla nerede etkinlikler var? Kadınlar Günü için neler var? Hepsi bu ekte. Ben ve ekibim, benle birlikte olan bütün ekibe geçmiş olsun diyoruz. Bir kere daha yarın efendim 80 sayfa Kıbrıs Karitesi ile birlikte bayinizden lütfen almayı unutmayın ki gerçekten çok güzel işlere imza atıyoruz. Ben ve ekibim bir kere daha arkadaşlar tebrik ediyorum. Katkıda bulunan arkadaşlarımı tebrik ediyorum bir kez daha. Evet. Sosyal medya üzerinden Yusuf Coşkun'a günaydın oranın demiş. Teşekkürler. Kilise Şeker. İyi yayınlar ona abi. Bostancı'ya sevgiler. Musa Çalışkan, Gökay Bodurhan. Efendim Ahmet Arap. Ahmet'im geldi mi maçtan? İstanbul'daydın. Geldin herhalde. Evet, geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe zorlu Rize karşısında 3-2 galip gelmeyi başardı. 3 puanı aldı. Galatasaray Erzurum deplasmanında 1-1 beraber kaldı. Başakşehir Yeni Malatya karşısında 2-0 kazandı. Kayseri'nin son dakika 2-1 önde gittiği maçta Beşiktaş son dakikada Caner'in Erkin'in attığı golle maçı 2-2'ye getirdi ve beraberlikle ayrıldı. Maçta Süper Lig'de çok güzel maçlar izliyoruz. Zira Premier Lig'de de çok güzel maçlar var. Evet efendim, bugün Kıbrıs Katisi'ne başlıyoruz. Demeden önce başta sponsorlarımı bulmaya çalışıyorum. Çünkü yeni katılan sponsorlar var. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İlk günden, Ateş Böceği'nin ilk günden başladığı ilk günden belli katkı koyar ve katkı koymaya devam eden birçok firma var. Bunlara herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha başta efendim Alexus Hotel, Fume Kozmetik, New Well firması ki tüm ünlülerin kullandığı, ben bile kullanıyorum. Sabah sevgili Pınar Ateş macunu yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sabah Fume Kozmetik'i kullanıyorum. Gerçekten ben karşısında çok güzel kalıcı izleri var. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Maxim Rol ailesi ki hafta sonu Altay Kıbrıs'taydı. Az sonra da onlara değineceğiz. Kamse'de ne kadar gitmesem bile biraz sakal baktım ama olsun, yüzümü dinlendirmeye çalışıyorum. Evet, Başman gruba, Hediyem Suya, Önder Alışveriş Merkezi, Eder Erçin Çoban'a çok teşekkürler. Not Palace ailesine, Şamada Club'a ki geçtiğimiz hafta sonu ceza konseri vardı. Cuma akşamı Sinan Yıldırım. Az sonra bunlara değineceğiz. Efendim, Doğuş adrese, Doğuş Mesarya'ya, Merit Park'a ki Soner Olgun konseri yoğun bir şekilde devam ediyor. Efendim, Mr. Brown aç iş kendine gel. Bugün Mr. Brown Cappuccino içiyoruz efendim. Mr. Brown ailesine bir kez daha teşekkürümü sunuyorum. Az sonra bunu içerim. Efendim, Necipoğlu, yok, Cahit Necipoğlu ailesine ve Cyprus X Travel, Zeki Ziya. Efendim, Cyprus X Travel'da kaçırılmayacak fırsatlar varmış. Efendim, neymiş bunlar? Kıbrıs otelinde ve Antalya tatil köylerinde %45'e varan indirimler. Avrupa turlarında kaçırılmayacak fırsatlar. Suez turlarında ikinciye %50 promosyon devam ediyor. Erken rezervasyon %45 indirim fırsatları ve kültür turlarında kaçırılmaz indirim fırsatlar. Nerede? Cyprus Travel'da efendim. Lefkoşa'da bulunan Cyprus Travel'da indirimle devam ediyor. Evet, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı gelmeye de devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde 2-3 firma daha var. Görüşmek istiyorum ama bir türlü zaman bulamadım. Gideceğim. Evet, Kıbrıs Gazetesi'nde bugün neler var? Efendim, Kıbrıs Gazetesi'nin gerçekten çok güzel haberler. Başta Gürem Tilki, seni çok tebrik ediyorum. Batı bölgesindeki haberleri ön plana çıkardığı için el arabasıyla okula. Çok güzel bir haber. Efendim, Bostancı'da, efendim yukarı Bostancı, İkares sokakta yaşayan öğrenciler okula gidebilmek için her gün çamurun içinden geçmek zorunda kalıyorlar. Buradan da oradaki yetkililere duyum yapıyoruz bir kez daha. Efendim, Yaylaköy'ünde de lağım skandalı. Yine Gülen Tilki'nin haberi. Gerçekten Gülen Tilki Batı bölgesinde çok güzel işlere imza atıyorsun. Evet, Kıbrıs kardeşim şöyle bir gezelim. Neler var efendim bunun Kıbrıs Kalitesi'nde? Bu arada sabah saatinde Yine Amerikan Üniversitesi'nin yandığı haberi geldi. Umarım hiç kimseye kötü bir şey olmamıştır ve kontrol altına alınmıştır. Evet, nereye uzanalım? Kolonya Oteli'ne uzanalım. Mustafa Demiroğlu,
Kıbrıs geceleri alıştı artık. 90'lı yıllardan şarkılar seslendirmeye devam ediyor. Ekranlara geliyorsunuz. Artık geçtiğimiz hafta konserlerine başladı. Önümüzdeki haftalarda ise Arkın Palmi işte sahneye çıkacak. Ama Mustafa Demiroğlu'ya yoğun ilgi var. Gördüğünüz gibi ekranlarda en güzel şarkıları yeni konuklar için sesleniyor. Cumartesi akşamları farkını ortaya koyuyor. Evet, ceza farkı. Şamada Club'da hafta sonu sahneye çıkan Ceza Şamada Club'da en ince yön vermeye devam ediyor. Ceza farkı ki her hafta bir ünlü sahneye çıkıyor. Çok güzel oldu bu, beni de koydunuz böyle. Oh, Altay'ın tam altında kel. İki tane kel bir araya geldi. Evet, Ceza farkı Şamada Club'da efendim. Girne'de bir kez daha farkını gösterdi. Ceza Sus Pus şarkısıyla birçok hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Ceza ekranında da görüyorsunuz. Sosyal gazetede, Kıbrıs gazetesinde, özellikle sosyal medya üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Artık önümüzdeki günlerde YouTube kanalında, Orhan İsmail YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Orada magazine dair konuşulmayan çok şey konuşacağım. Çok yakında bekleyin. Evet, Ceza farkı Şamada Club'da eğlenceye yön veren mekanda. Önümüzdeki hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Alişan konseri var. Daha sonra Willie William sahneye çıkacak 9'unda. Önümüzdeki haftalardan itibaren Hande Yener konseri var. Kerimcan Durmaz konseri var. Daha saymak istiyorum. Altay konseri var 15 Mart'ta. Efendim 23 Mart'ta ise Türk pop müziğin kraliçesi sevgili Hande Yener sahneye çıkacak Şamada'da. Devam edelim haberlerimize. Dilerseniz Altay görüntülerimiz var. Altay, eğlenceye değil de aklımıza ilk gelen isim Altay. Yıllardır müzik piyasasında eğlenceye yön veren bir isim. Sevgili Altay, İzmir'in bağrından çıkıp İstanbul'a kadar uzanan ve daha sonra sahne aldığı mekanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Maxim Royal'da cumartesi akşamı izdiham var. Yaklaşık 400 kişi Altay'ı izlemeye gitmişler. Ve bakın o akşam ne oldu? Bir veterimiz var. Onu izleyelim. Ardından Altay konserini konuşacağız. Olması gerek. Nasıl? Attım. Evet, az sonra vereceğim efendim. Antalya'da müthiş performans. Kuzey Kıbrıs gece hayatına popüler mekanı, Türk müziğinin ünlü ismi Altay yeniden hayranına buluştu. Maxim Royal'daki canlı performansı yaklaşık 3 saat sahnede kaldı Altay. Ve gecede çok çok güzel şarkılarına yön verdi. Ve kendisiniz demeye gelen yaklaşık 300 kişiye unutulmaz saatler yaşattı Altay. Özellikle Ahmet Kağan'ın şarkısında gerçekten içten söylediği, kendisi bir kez daha tebrik ediyorum. Maxim Royal'da yenince devam edecek. Bu hafta Gökçe Kırgız konseri yer alıyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren Rubato. Bu hafta Rubato galiba. Rubato konseri yer alacak. Önümüzdeki haftalardan itibaren birçok ünlü sanatçıya yer verecek. Dilerseniz tabii ki şimdi top 5'i başlattık Ateş Peci olarak ama bayağı bir ilgi gördü. Bunu top 10'a çıkardık efendim. Yenisinden kattık. Top 10'u bir izleyelim, ardından birlikteyiz. Ateş Böceği Top 10. 10 numara Pass Note. Duyanlara, duymayanlara. Dokuz numara Saffet Anibal, Dört Duvar. El ele gezmedik mi sahiller boyu, dilekler tutmadık mı geceler boyu? Dört duvar mıydı bu aşkın sonu, yok muydu söyle ihaneten başka bir yol? 8 numara Ayşegül Zaim, Türkü Gözlüm. Gözlerimi kapadım aklım sende kaldı, türkü gözlerim beni ah benden aldı. Gözlerimi kapadım aklım sende kaldı, türkü gözlerim beni ah benden aldı. Ama yoksun, hani yoksun, ah, ama yoksun. 7 numara Zeki Karahanoğlu, Bambaşka. Hayat durdu zannettim,
Sen gelmeden canım çıktı zannettiğim bedenimden. Sevmek ve sevilmek olmaz sen yoksan eğer. Geçmişim bitti, gelecek senle devam eder. 6 numara Ahmet Evan, En Güzel Hikayem. Hayallerime kapılmıştım, beklersin sanmıştım, yanılmıştım. Sen uzak dur, yaralarıma isimler ve bahar. 5 numara Öztürk Öz, Ayrılık Rüzgarları. Ayrılık rüzgarları kaderime esiyor. Aşkımı geliyor, deli ediyor. Ayrılık rüzgarları kaderime esiyor. Aşkımı geliyor, deli ediyor. 4 numara Buray, Kabahat Bende. Yan yan sen de numara Fikri Karayel, Yorgunum Çok. Çok burada her şey senin değil. Yorgunum çok, bana bunlar zor geliyor. Herkesten çok tahammülüm yok. Uzak durmak doğru geliyor. 2 numara Rast, Suçum Değil. Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak. Bedenim sana tutsa, gözlerim tenine hasret. İtirazım var, yalnızlık hakkım değil. Bu ayrılık benim suçum değil. 1 numara SOS, Sevemedim Kara Gözlüm. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin. Evet, Ateş Böceği Top 10 zirvesinde 1 numara Grup SOS, Sevemedim Kara Gözüm. Kıbrıs sanatçılar, özellikle ben şeyi çok beğendim. Kıbrıs sanatçıların yaptığı tüm müzikleri yollayın, yayınlayalım diyoruz. Efendim Top 10'da önümüzdeki hafta kimler var, bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, dilerseniz şimdi 6 aya bir uzanalım. Maxim Royal'da cumartesi akşamı izdiham yaşandı dedik. Altay konserinden kısa bir beterimiz var. Onu bir izleyin, ardından birlikteyiz. Kızdığımı nereden bileceksiniz? Taş duvarlar yıkıp geldim, evimleri yıkıp geldim, hayatıma yalan veremem. Taş duvarlar söküp geldim, evimleri açıp geldim, hayatımı yıkıp geldim. Hey! Siz teşekkür ederim dostlar. Süper. Böyle hemen göbeğe geçmeyeyim, hazır. Kızdığımı nereden bileceksin?
mesele şu ki hala bitmedi sevda. Sinan abici hoş geldin. Sevgili Sinan Yemyeşil, canım abi. Sevgili dostlar, kaderlerimizi sevdiklerimize kaldırıyoruz. Seni seviyorum abi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah hepimizi sevdiklerimize bağışlasın inşallah. Görkem'im. Görkem'im. Canım kardeşim, seni de seviyorum. Hoş geldiniz. Ayrıldık. Ayıklanmam, üzülmem. Sorular hala seni düşün. Çocuğu yeme. Belki de döktüğümüz bu saçlar kızlar hep senin yüzünden. Mesele ne senin benden ayrılma. Evet, Altay konserine gittik. Altay o akşam yaklaşık 300 kişiye unutulmaz sahne yaşattı. 3 saatte sahnede kaldı. Altay'ın dikkat çeken bir şey ve annesine çok düşkünlüğünü biliyor. O yüzden de Altay Kıbrıs Gecesi'nde sahne olmaya devam edecek. Evet, dilerseniz haberimize geçelim. Haberimizde bugün neler var efendim? Ebru Gündeş Gidiniz yeni şarkı albümü Aşık piyasaya geçtiğimiz aylarda çıkarttı. İkinci klip geliyor. Bir metremiz var, onu izleyelim. Evet, klip önümüzdeki günlerde piyasa çıkacak. Gidiniz. Bu şarkıyı başına basına yazdığı söyleniyor ama göreceğiz klipte neler olacak. Dilerseniz Günün Magazin Bombası efendim çok iddialı bir şekilde yer yerinden oynayacak açıklamalarıyla gündeme gelen magazin dünyasında bu dedikodu bomba etkisi yaratacak. Şarkıcı olan Yasak Aşkına hediye ettiği kiralık araç için sahte ruhsat yaptıran iş adamı herkesin dinde. Takvimden Ufuk Özcan'ın karakolluk eden hediye adlı köşe yazısında bu bomba haberi sizlere paylaşacağım yazısını yazmış. Yer yerinden oynayacak. Bu iş adamı Çarkıcı Hanımefendi'ye doğum günü hediyesi olarak bir marka cip hediye etmiş. Bildiğimiz de bir marka efendim. Fakat bu hediye olayı daha sonra öyle bir hal almış ki ortaya çıkan durum film sahnelerini anlatmayacak cinsten. Bu iş adamı sevgilisine hediye ettiği 1.8 milyon liralık son model cip kiralık çıkmış. İş adamı aracı alırken ruhsatına bakmamış mı diyebilirsiniz. Ama bu kişi öyle bir kurnazlık yapmış ki yer yerinden oynayacak. Bu çok ünlü iş adamı Yasak Aşkı anılmasın diye aracın bilgilerini değiştirip sahte ruhsat yaptırmış ve cibi kendisininmiş gibi göstermiş. Tabii ki sarışın hanımefendi de sevgilisinin hediye ettiği milyonluk oyuncağı ile Etiler Bebek Nişantaşı'nda hemen hemen her gün tur atmış. Ruhsat cip kendisiymiş gibi göstermiş. Tabii ki sarışın hanımefendi. Evet, bunu kurmuştuk. Acı gerçeği karakolda öğrendi. Fakat geçen gün trafik çevrilmesine giren bu hanımefendi acı gerçeği karakolda öğrenmiş. Sahte ruhsat kullandığı için hakkında işlem yapılan şarkıcı hemen sevgilisini arayıp karakola olduğunu söylemiş. Sevgilisi de karakola kendisini gitmeyip avukatını gönderince şarkıcı açmış ağzını, yummuş gözünü. Karakoldan çıkıp aracı trafik ekibine teslim eden Astolis iş adamı sevgilisini de terk etmiş. Böyle bir tabii ki takvimden Ufuk Özcan çok yakında da bu konuyla ilgili detayları vereceğini söylüyor. Kimin olduğunu çok merak ediyorum ama magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin başında geldi bugün bu haber. Efendim bu şarkıcının kim olduğu daha belli değil ama takvimden Ufuk Özcan bu konuyu biliyor. Önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz şimdi yapım günüşten sonra ben her zaman kendilerini çok seviyorum. Gerçekten ayrılsalar bile her gün beraberler. Emre Altu ve Çağla Şiker ikilisi efendim ne yapmış? Çocuklarının doğum gününde bir araya girmişler. Bir izleyelim. Thank you.
Evet, zaten sosyal medyada da birlikte Çağla Şike'nin çok güzel bir paylaşımı oldu. Bugün Sen Çok Gençsin Yavrum şarkısıyla babasının söylediği şarkıyı da bir VTR hazırlamış. Onu da sosyal medyadan yayınlamış. Efendim oranımı yayınlar demiş Mehmet Nöntek'ten. Günaydın, Gönül Belediyesi'ne sevgilerimi yolluyorum. Bu arada geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin İncileri adlı bir yarışma vardı. Apple Polat ödülü aldıktan sonra çok güzel bir kare ekranlara gelsin Apple Polat'ın. Kıyafeti çok şık. Bir ekranlara gelsin sevgili Şirin. Çok şık bir kare. Gerçekten tarzını ortaya koymuş. Apple Polat ödül alırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. Evet. Ne oldu, ne olacak, ayrılacak derken efendim İbrahim Kutluay ve Demet Şener ikilisi dün sabah saatinde efendim yaklaşık 40 dakika süren davada boşandılar efendim. Çekişmeli boşanma davası İstinaf Mahkemesi'nde olan eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay anlaşmalı olarak boşanmış. Normal duruşma saati dışında sabah saat 8.30'da sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na gelen çift basın görünmemek için mahkeme kaleminde boşandı. Çiftin boşama davasının duruşması 40 dakika sürdü. Çift açıklama yapmadan hızlıca adliyeden ayrıldı. Hayırlı uğurlu olsun Demet Şener ve İbrahim Kutluay için. Zaten yaklaşık 2 yıldır bu boşanma davası devam ediyordu. Bir şekilde İbrahim Kutluay boşanmak istemiyordu ama dün çift anlaşmalı bir şekilde 3 milyon lirayı aldı, resmen boşandılar. Demet'in 2 yıllık mücadelesi sonuç verdi. 2 yıl. 2 yıldır hatırlıyorum, o gün İstanbul'daydım. Raşit Bağlıbağlı'nın defilesinde sevgili Demet Şener de çıkıyordu. O gün olay patlak verdiydi ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Evet, devam edelim haberimize. Efendim Cem Yılmaz 29 Mart'ta Kıbrıs'ta stand-up gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Bayağı da bir yoğun ilgi var stand-up gösterisinde. Konkotörde sahneye çıkacak. Ama Cem Yılmaz dün bir VTR paylaşmış. Çok ilginç. Bu arada bir şey söyleyeyim. Yeni filmi olay yaratacak. Kıbrıslı oyuncu Sami Hamidi de, Kıbrıslı oyuncu diyorum artık, Sami Hamidi de rol aldı. Efendim yoğun bir şekilde birlikteliğini devam ediyor. Cem Yılmaz'ın Kıbrıslı Sanatçılar bir projesi var. Bunu da ilk kez Ateş Birliği'nde duyuyorsunuz. Çok yakında bunu açıklayacağım. Efendim Kıbrıslı Sanatçılar çalışmaya devam ediyor. Dilerseniz Cem Yılmaz neyi yapıyor? Bir izleyelim. Evet. Üniversite söyleşileri de bitti. Şimdi ayın 9'unda 10'unda Londra'da gösteri var. Sonra dönünce Tim'de başlıyorum. Maslak'ta 16'sında. Sonra hep oynuyorum. Çok mutluyum onun için. Çalışıyorum ya. Allah Allah. Çalışmadan olur mu? Cem, saçları kesersen aynı olacak. Evet, çalışıyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Cem Yılmaz önümüzdeki günlerde zaten projenin olduğunu açıklıyor. Ve bu yüzden de yoğun bir şekilde devam ediyor. Sevgili Şirin, yönetmenim beni uyarıyor. Orhan, para kazanmamız gerekir. Kısa bir aradan sonra, reklamından sonra birlikteyiz. Önder Alışveriş Merkezleri her ihtiyacınızda yanınızda. Gıdadan kıyafete, ayakkabıdan züccaciyeye, birbirinden farklı binlerce ürünüyle Önder Alışveriş Merkezleri her zaman sizi düşünüyor. Uygun fiyatlar, fırsatlar ve kredi kartına taksit imkanıyla alışveriş yapmak dünyanızı renklendiriyor. Önder Alışveriş Merkezleri.
merkezleri çeşitliliği ile size yaşam katıyor. Önder Alışveriş Merkezleri Playzone oyun alanlarıyla 7'den 70'e herkesi mutlu ediyor. Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da 444-33-22 Önder Alışveriş Merkezi. Hayallerinizin ötesinde. Dünya markalarının tek çatı altında buluştuğu yer. Cahit Necipoğlu Limited. Duravit'ten Hans Grohe'ye, Geberit'ten Hüppe'ye, Kütahya Seramik'ten Grespanya'ya, Anka Seramik'ten Betaş Cam Mozaiği'ye kadar daha birçok dünya markasının Kıbrıs'taki adresi. Hayalimizdeki evi gerçeğe dönüştürüyoruz. Sektördeki 29 yıllık tecrübemizle dünya markalarından oluşturduğumuz geniş ürün çeşidimizi görmeden karar vermeyin. Cahit Necipoğlu Lefkoşa Merkez Adres 37 Şehit Ecevit Yusuf Caddesi Yenişehir Lefkoşa. Lefkoşa Merkez Telefon 227-4901 Fax 228-3970 Cahit Necipoğlu Elit Demirhan Şubesi Adres 1. Doktor Fazıl Küçük Caddesi, numara 6, Ercan Yonca Kavşağı yanı, Minareliköy, Lefkoşa. Cahit Necipoğlu, Elit Demirhan Şubesi, telefon 0548-860-0025. Danışma hattı 444-1907. Nivel Porselen Efekti Fondötenle tanışma zamanı. Pürüzsüz birden anında porselen etkisi gün boyu kalıcılık. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzüak porselen makyaj için Nivel'i öneriyor. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling evet, reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikte zaten magazinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstihbaratından kaçınılmaz fırsatlar. Kıbrıs otellerinde ve Antalya tatil köylerinde %45'e varan indirimler. Avrupa turlarında kaçınılmaz fırsatlar. Suriye turlarında ikinciye %50 promosyon devam ediyor. Erken rezervasyon %45 indirim fırsatları. Kültür turlarında kaçınılmaz indirim fırsatları. Cyprus East Travel'da efendim bulabilirsiniz. Efendim devam edelim. Tabii ki magazin siz deyince tabii ki geçtiğimiz cuma günü söylemiştim. Pazartesi günü 365. program. Yani bir yıl geride kaldık ama dün çıkmadık. O yüzden de bugünü bıraktık. Bugün de artık 360. program. Yarın herhalde bir sürpriz yaparım diye düşünüyorum. Burada sürpriz bir kutlama mı olur? Pasta mı kesilip bilmiyorum ama bir ateş böceği programı bir yıl geride kaldı. Sizlerin karşısına geldiğimiz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese beni izleyen, beni dinleyen radyoda, Kıbrıs FM'de, 103.4'te beni dinleyen, yurdun her köşesinde, yurt dışında, İstanbul, Ankara, İzmir fark etmiyor, Londra, Azerbaycan, efendim, Avusturya, Macaristan, Fransa, İtalya, hangi yere ulaşıyorsak bizi izleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. Bana desteklerinizden dolayı tabii ki başta sponsorlarıma her zaman çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş Melis Akpınar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. Evet efendim, tabii ki şimdi magazin deyince onsuz magazin programı sunmuyorum. Şeyma Subaşı efendim. Şeyma Subaşı İtalya'da
İtalyan sevgilisiyle Paris'e çıkmış. Bakın ne yapmış. Evet, hayatını yaşamaya devam ediyor. Oh, evlendi, çocuk yaptı, ayrıldı, nafakayı aldı, yeni kendine yeni bir sevgili edindi. Şimdi yeni bir sevgilisiyle Paris senin, Milano senin, Amerika senin, Miami senin her tarafı dolaşmaya devam ediyor. Hayatını yaşamaya devam ediyor. Kızı da, kızı Melisa ise hafta sonu babasıyla Acun'la birlikte İstanbul'da bir AVM'de görüntülendi. Efendim, devam edelim. Kıbrıslı sanatçı Hazar Ergüç'le geçeceğim. Bir reklam firmasında rol almışlar. Biz yokuz demişler. O haberi bir okumak istiyorum. Diyerseniz zaten onu izleyelim. Ardından habere koyalım. Evet, kadınları yok ettiler. Yani böyle bir kampanya, bir şampuan firmasının kampanyası yokuz diye. Evet, görüyorsunuz yokuz. Yani ne demek istiyorsunuz 29 Mart tarihleri arasında yokuz diye? Kadınlar bizim her şeyimiz. Yani bu saç firmasının yaptığı kampanya mı, reklam mı ben de anlamadım ama ünlü isim, 3 oyuncu, efendim Dilen Çiçek, Hazar Güçlü ve diğer oyuncuyla birlikte yokuz. 2 ve 9'unda sosyal medyayı kapatmıştı. Zaten eskiden sosyal medyada yoktu. Ben bu konuya katılmıyorum. Gerçekten kadınlar bizim her şeyimiz. Kadınlar her zaman hayatımızda olmaz ki. Kadınsız hiçbir şey olmaz. Kadınlar bizim her şeyimiz. Bundan üstüne parmak basarak bir kez daha söylüyorum. Kadınlar bizim her şeyimiz. Eşit davranmamız gerekir kadınlar için. Evet, bu haberi de geçelim. Efendim, dilerseniz Öldür Beni Sevgilim. Kısa zamanda sevgili Sami Abidin de rol aldı. Murat Boz ve Seda Bakan'ın rol aldığı film kısa zamanda reyting rekorları kırdı. Bayağı bir izleyici var. Öldür Beni Sevgilim galası Ankara'da gerçekleşti. Murat Boz ve Seda Bakan ekrandan karşısına geçti. Bir bu veterimiz var. İzleyelim, yine birlikteyiz. Dün Ankara'da çok güzel bir gösterim oldu. Ankaralı sevenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de şu an havaalanındayız. İzmir'e doğru gidiyoruz. Neredeyiz? Optimum'dayız İzmir'de. Bekle bizi İzmir, geliyoruz. 16.15. Geliyoruz. Hazır ol, geliyoruz. Murat yeni şarkısını seslendirecek. Evet, Öldü Beni Sevgilim. Gelmedin bu zamana kadar, kalbimde kararlı. Gerisi Optimum'da, 16.15. Evet, dolaşmaya devam ediyor. Öldüm Benim Sevgilim efendim hafta sonu 132.134 kişiyi toplamda izlemiş. Organize işler 5 haftada 3 milyonu geçmiş efendim. Ama ilk haftada bu kadar çok izleyici olduğunda çok güzel bir komedi. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Murat Boz girişimine hüsran uğradı başlıklı haber. Ama belli değil, belli olmaz. Bence çok izlenir. Şimdi biliyorsunuz Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti. Burak Özçivit baba olmaya hazırlanıyor. Fahriye Evcen artık doğum yaklaşıyor. Didem Soy'dan Karahan, oğlunun ismi Karahan olarak koymuşlar. Ve Instagram hesabı açmışlar. Didem Soy'dan ise düpedüz ruh hastalığı açıklamasını yazmış. Didem Soy'dan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen bebekleri adına açılan sahte hesapları ve onları takip edenler için tepki gösterdi. Soy'dan yaptığı paylaşımda vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık. Risk almıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı. Anne baba hesap açabilir, ona kimse karışmaz. Kendi çocuklarının hesaplarını açmaları gayet normal. Benim bahsettiklerim diğerleri ifadelerini kullandım ki bana göre de doğru, katılıyorum Didem Soy'dan'a bu konuyla ilgili. Anne babası hesap açabilir kendisine sosyal medyadan ama başkası herkes fanları bir daha gündeme gelmeye başladı. Evet. Bu çocukların neyi eksik? Dilan Birkan'ı da yolladı efendim. Aşklarıyla sürekli gündemde gelen Dilan Çiçek Deniz'in Birkan Sokoğlu ile olan ilişkisini bitirdi. Yakışıklı oyuncu Birkan Sokoğlu Berat Tütün Araştan'dan sonra kısa bir süre Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Evet, babasıyla da tanışmıştı. Dilan Çiçek Deniz birkaç haftalık olan sevgilisi Birkan Sokol'un ailesiyle bile tanışmıştı. Araları bozuk haberleri bugün magazin gündemine konuların arasında yer alıyor. Evet, ruhsatsız silah bulundurduğu nedeniyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye olmuş. Ekranda da görüyorsunuz. Geçmiş olsun diyoruz kendisine bir kez daha. Serenay Sarıkaya'nın bir görüntüsü var. Gerçekten cool bir kadın. Ekranlara gelsin. Serenay Sarıkaya'nın görüntüsü işten transfora mı giyiyor, ne giyiyor? Bir verir misin sevgili Şirin? Fırat Çelik günaydın. Ayla Yılmaz günaydın. Kadir Ateş diyor ki daha Dolunay'dayım, ayrılmadım. Uçuşumu iptal ettim. Çok özür dilerim. Tabii ki konuk var. Tabii olsun. Cuma günü alır seni. Evet. Transfora bir tight geliyor. Çok şık bence. Devam edelim. Derya Oğul'dan bir paylaşım var. Bak güzel ablacığım. Siz TFF olmasına hiçbir şey yapmazsınız. Sana saygım çerçevesinde kardeşim var mı? Yok abla. Bir polemiğe girmiş. Hayranlar da bitti. Bu ekranlara geliyor. Bence bu konuda sessiz kalmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Amine Gülşe çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Mesut Özil'le bu yaz emineceği konuşulan çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Bir başka olay ise tabii ki Hadise Ahmet Kural olayından sonra artık Mustafa Sandal da Emina Yakoviç arasındaki sular durmuyor. Geçen yıl Haziran ayında Mustafa Sandal evliliği bitiren Amina Yakoviç önceki akşam bir restoranda girişinde Sandal'ın yeni sevgilisi Melih Süçurup'la karşılaştı. Amina Yakoviç mekana gireceği sırada restorandan çıkan Melih Süçurup'a omuz atmış efendim. Bu da haberlerin başında gidiyor. Bence böyle bir şey olmaması gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta artık ayrıldılar. Herkes kendi hayatını kurdu. Acun Ulucalı, Şeyma Subaşı da ayrıldı. Şeyma'nın sevgilisi var. Acun'un sevgilisi var. Hayat keşi yaşamaya devam ediyorlar. Yani sonuçta Emina Yahoviç, Melis Şürtulova omuz atması bence yanlış bir durum. Çünkü kendi hayatını tercih etti Mustafa Sandal. O yüzden daha hayata devam ediyor. Evet, bir başka yıllardır hayatımızda Caner Ekim ve Asena Atalay'ın olayları sular durmuyor. Oğlum Çınar'ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılaşmaya da devam edeceğim. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi, manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50 bin TL nafaka isteyen tarafça daha fazla kazanmaya yönelen 7 yaşındaki bir çocuk için ayda 50 bin TL nafakanın neden ve olduğunu anlamış değilim. Bu geçen hanımefendiye aylık 10 bin TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmemeye çalışmasın. Bu konuda Caner'e katılıyorum. İlk kez Caner'e katılıyorum. Nafakasını ödüyor 10 bin ama Asena Atalay 50 bin TL nafaka talep etmiş ki Caner bu konuda haklı. Başarılısın sevgili Asena. Sunuculuk yaptın olmadı, onu yaptın olmadı, bunu yaptın olmadı ama oğlunun nafakasını ödediği için 50 bin TL nafaka bence ki bu nafaka olayı Türkiye gündeminde şu anda bir numara yerleşti. Tabii ki her boşanan evlenip boşanan yüksek metba nafaka istiyor. Bu da Türkiye Meclisi'nden geçmeye çalışıyor ve çok yakında da bir genelli bir sınır olacak diye düşünüyorum. Evet, Tuğba Altıntop geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir mekanda sesiyle mest ediyor. Mart ayında Kıbrıs'ta konseri var. Kaçırmayın diyorum. Tuğba'dan yepyeni sürprizler. Evet, Hadise makyajsız gündeme uymaya devam ediyor. Hadise makyajsız bir görüntüsünü. Şimdi burada dudaklar niye hafif? Sevgili Şirin, ben mi yanlış görüyorum? Burada dudaklar hiçbir şey yok. Demek ki hep kalıcı makyajla gündemlediler. Mehmet Erikli bizi yiyor. Fırat Çelik günaydın. Ünal Yıldırım, Ünal'cığım kolay gelsin. Evet, Buse Varol, Alişan'ın eşi çocukla aç diye paylaşmış. Burak'la alışverişte gerçekten oğullarına çok düşkün Alişan ve eşi Buse Varol. Biz erkekler biraz odunuz. Kadın erkek ilişkileri ele alan yeni filmle dikkat çeken Murat Boz günaydına konuştu. Kabul edelim
ki erkeklerde biraz odunluk var. Bu kadınlar kadar hassas değiliz. Bu yanımızı ne kadar töbürlesek o kadar iyi açıklamasını yapmış Murat Boz. Paranın mutluluk getirdiğini hiç görmedim. Birbirlerinin telefonu kontrol eden çiftleri anlayamıyorum. Bana abes geliyor. Doğrudur. Ya güvensizliktir bu. Birbirlerinin telefonu. Ver canım telefonu 2 dakika. Ya ver canım telefonu 2 dakika. Güven olması gerekir. Yani eşine, sevgiline güvenmen lazım. Güvenmiyorsan evliliğe niye devam ediyorsun? Veya niye çıkıyorsun? Çok güzel değinmiş Murat Bol bu konuyla ilgili. Ya bir eş de birbirlerinin telefonunu kontrol ediyor. Etmemesi lazım. Güven olması lazım arada. Evet. Hüsnü ile bir daha olmaz. Deniz Seki'nin sert bir açıklamasını yapmış efendim. Hüsnü ile tabii ki bir daha olmaz. Deniz Seki Hüsnü şenlendirici büyük aşı yaşadıktan sonra yollar ayrılmıştı. Seki genç popçu Alanya Tilki'nin yorumladığı adresiz seçim şarkısını ki bu ekrana bir gelsin adresiz seçim şarkısı sevgili Şirin. Alanya Tilki bir ekrana gelsin. Evet. Gerçekten çıplak seste Alenya Tilki çok müthiş. Deniz Seki ile Hüsnü Şenlenci'yi büyük bir aşk yaşadıktan sonra yollara ayrılmıştı. Seki, genç popçu Alenya Tilki'nin yorumladığı adresiz seçim şarkısının Instagram hesabında "Dünyalar güzeli starım benim. Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın. Sesine sağlık." notuyla paylaşımının ardından ikilinin barıştığı iddia edildi. Seki, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama bulundu. Kendisini bilip bilmez bazı insan çıkardığı saçma sapan haberler lütfen itibar etmeyin. Dün Alenya şarkısını söylemesine karşılık senelerdir sahnede idim demiş. Dahi görüşmüyoruz demiş. Bu konuyla ilgili Deniz Seki'nin de Photoshop hatası. Photoshop'u abartırsa ekranlara gelsin. Bir yerden bayağı bir kendini inceltmiş. Yani 48-45 kiloya düşmüş. Bu Photoshop ya belli zaten. Bu kadar değilsin Deniz Seki. Yapma yani bu. Evet. Öykü Karayel, bir açıklama, romantizmden hoşlanacağımı düşünmezdim meğer bayılıyormuşum. Bu sezon Terk isimli tiyatro oyunuyla izleyeceğin karşısına çıkan Öykü Karayel, müzisyen Can Bonomo'nun evliliğinin anlattığı Can Bonomo mutlu bir şekilde evliliği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu dediğim şekilde pazar günü Türkiye'nin incilerinde Ebru'dan Yavuz Seçkin ekranlara gelsin görüntü sunuculuğunu yaptı. Ünlü törenden gerçekten bu destan da boşandıktan sonra bayağı bir kendine geldi. Evet, Arda Turan'ın eşi Aslan Doğan estetik yapmış dudaklarına. Bir ekranlara gelsin, bambaşka bir kimliğe bölündü. Bu da Hadise'nin yolunda gitmeye devam ediyor diye düşünüyorum. Hadise, Şeyma Subaşı karışımı bir model oldu. Estetik dudaklarına yapmış, bayağı bir parayı harcamamış. Öldür Beni Sevgilim oyuncuları İzmir'de çıkıyor. Galaya katılmışlar. Bu arada Seren Serengil Demet Akalın olayında sular durmuyor. Kız çitlenbik yaptı. Ne yapacağını demoda gidip orada klip çekmese ben de bir şey demiyorum. Kudur kıskançlıktan şimdi diye bir takipçisi yazmış. Seren de ise o kaçıncı şarkıya çıkardı tutmadı ama yüzsüz yine yapar o. Ya bence Seren böyle yapma arkadaşım. Yapma. De, yani herkes ekmek parasını kazanıyor. Demet Akalın neden şarkısı tutmadı? Türkan tutmadı mı? Tuttu. Tuttu Türkan. Herkesin dindeydi. Neden tutmadı? Sen tutturamadın hiçbir şey. Yani. Evet. Devam edelim. Beni bu kategoriden çıkarın. Tabii ki en güçlü sosyal medya yönetimi Demet Akalın'ın da açıklaması yapmış. Demet Akalın ise beni bu kategoriden çıkarın. Fenomen miyim ben ya? Bayağı uzak kalmışım müzik dünyasından. Yazık. Siz müzik kanalısınız. Pes açıklamasını yapmış. Beni efendim güçlü beni bu kategoriden çıkar açıklaması yapmış. Ferhat Köçer'in Kıbrıs'taki klibinin fotoğrafları ana gelsin. Girne Kalesi'ni, Girne Limanı'nı arkasına almış. Gerçekten ne var? Evet. Evet, ekranlara geliyor. Gerçekten Ferhat Köçer Kıbrıs klip çekmeden. Ezgi Mola bir dergiye çok güzel poz. Marilyn Monroe bir başka değişti. Marilyn Monroe modeli. Çok güzel bir fotoğraf bu.
Ezgi Mola bayağı bir kendine gelmiş yani kilometreden sonra. Az önce bunu okudu. Şeyma Subaşçısız haber olmaz. Efendim limuzinin içinde artık ne yapacağını şaşırdı bakın. Gerçekten ne bileyim artık. Bir başka fotoğrafımız daha var. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar. Ekrana geçtim Şeyma Subaşı'nın. Evet. Diğeri. Artık herkese güvenmem. Tabii ki güvenmem. İstediğini elde ettikten sonra. Bir başka fotoğraf. Evet bu. Ekranlara geliyor. Tarzı. Tarzın dışına çıkmaya başladı artık. Yüzü düştü. Efendim. Meryem Uzeli'nin açıklaması. Meryem in Şeyma out. Artık modası geçti. Haberleri yayılıyor. Modası geçti. İkizlere Instagram hesabı açtılar. Pelin Akın, Anıl Alptan çifti. İkizleri Aylin ve Lina için Instagram hesabı açmışlar. Efendim, Ata Demir ile kahkaha dolu gece geçtiğimiz cumartesi akşamı Concord Hotel'e sahneye çıkmıştı. Tabii ki en büyük idolim babam demiş Buğray. Kıbrıslı sanatçı Buğray en büyük idolim babam demiş. Doğru söylemiş. Kavga mı ettiler? Efendim Bizim Hikaye dizisinin setinde kriz mi çıktı? Hazal Kaya ve Burak Deniz'in kavga ettikleri iddia ediliyor. Ve bu konuyla ilgili de önümüzdeki günlerde duyduğum kadarıyla böyle bir olaylar var. Bostancılar sevgili halacım demiş. Sultan İsmail sevgilimi yolluyorum. Bir başka ayrılık haberi Kenan Doğulu ve Beren Saat'ın ayrıldığı iddiaları var. Özellikle Beren Saat'ın sosyal medya hesabından tüm fotoğrafları sildiği ve Kenan Doğulu'ya ait tek fotoğraf karesi kaldığı konuşuluyor. Tabii ki hala da boşandı haberleri çıkmadı ama boşanacakları konuşuluyor. Bu konuyla ilgili eğer ateş olmayan yerde duman tütmez. Bunu aynısını Demet Şener ve İbrahim Kutlay'da da yıllar öncesinde duymuştuk. Beren fotoğrafları tek tek sildiği. Size çok sürpriz bir isim getireyim şimdi ekrana. Efendim Popstar Mehtap'ın büyük değişimi ekrana gelsin. Fotoğraf. Evet bayağı bir değişmiş yani. Kendine bir toparlamış. O eski mehtaptan eser kalmış. Gerçekten kendine bakmaya başarmış. Dolgulu Duvar'la da poz verdi. Aslan Doğan az önce de izledik. Çukur dizisinin çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Çukur dizisi reytingleri kırmaya devam ediyor. Tüm başrol oyuncuları ekranda gülerken fotoğraf paylaşmışlar. Instagram'da izindeyiz Müslüm Baba. Pazar günü ölümünün 6. yılında hayat arkadaşı muhterem arkadaşları seninle benzeri tarafından Zincirli Kumezan'da ekrana geri görüyor musunuz? Hep Müslüm Gürses hayranları. Hep bütün önde olanlar hep Müslüm Gürses'e benziyor. Gerçekten usta sanatçı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Efendim geçtiğimiz hafta magazinler gündeminde bomba gibi Mehmet Akif çok kadınlar için çok ağır konuşmuştu. Burcu Esmersoy ise pardon o kim ya açıklamasını yapmış. Doğru yapmış. Kadınlara yönelik bu açıklama olmaması gerekir diye düşünüyorum. Kıbrıs'ta 5 klip çekti. Yeni yaşını kutladı. Gense direktörümüz gömlek sponsoru Gense'nin direktörü Gülesen Aksay yeni yaşını kutlamış efendim. Evet bugün de biz aynen sürenin sonuna geldik artık. Hatta geçmiş süreyi de geçtik. Efendim Ferhat Köçel'le açtık ama Kıbrıslı sanatçı Saffet Aribal'ın 4 Duvar şarkısıyla kapıyoruz. Yarına kadar herkes kendine çok iyi baksın. Aman efendim bahar geldi. Cemre'ye düşmeye başladı. Lütfen dikkatli davranın kendinize. Havanın güneşine aldanmayın. Baharın geldiğine aldanmayın. Sıkı giyinin. Birkaç gün daha sabredin. Artık bahar gelir. Artık yaz ayına girecek. Hafta sonuna kadar çok bu hafta sonu yine magazin gündemi yok. Yarına kadar herkes kendine çok iyi baksın. Para sizin, aşk sizin. Ama en önemlisi vefa ve dostluğunuz bizim olsun. Yarına kadar görüşmek üzere. Çok güzel bir şarkıyla kapatıyoruz. Saffet Anıval, 4 Duvar. Bay bay.
aşığım hala, köz oldum aşka. Bitmedi derdin kederi, bela oldum başa. Gitseydi iyiydi, kalsaydı yeriydi. Ne aşkı ne sevdası, dert oldu gitti. El ele gezmedik mi sahiller boyu, dilekler tutmadık mı geceler boyu? Dört duvar mıydı bu aşkın sonu, yok muydu söyle ihanetten başka bir yol? İçim hala, köz oldum aşka. Bitmedi derdin kederim, bela oldum başa. Gitseydi iyiydi, kalsaydı yeriydi. Ne aşkı ne sevdası, el oldu gitti. Gezmedik mi sahiller boyu, dilekler tutmadık mı geceler boyu? Dört duvar mıydı bu aşkın sonu, yok muydu söyle ihanetten başka bir yol? Ellere gezmedik mi sahiller boyu, dilekler tutmadık mı geceler boyu? Dört duvar mıydı bu aşkın sonu, yok muydu söyle ihanetten başka bir yol? Dört duvar mıydı bu aşkın sonu, yok muydu söyle ihanetten başka bir yol?